Bismillahirrahmanirrahim. Selamun aleyküm ve rahmetullah hürmetli seyirciler. Edebiyat programımız ve bugünkü sözlerimiz bir beyt şiir ile başlıyoruz. Bu şiirler de 1980'lerin son yıllarında yazılmıştır. Gurbet ellerinde. Yürek ateş tutup ama görünmez senin tek men de odulu cane safalık her yana vermek dilerken başı ateşlere nişane meymum senin tek ağlaran sessiz sadasız gönülde amma bir tufan meymum Dağa dağdan ne yorgun sürdürüldüm, sanarsan bir garip ceylan meymum. Yürek patlarsa haktır dosta hatır. Kimen bir hasteyi hicrane meymum. Senin tek yaktımız pervanemi men. Kimen de dostuma düşmane meymum. Benim de öz benim de sen gibi öz ateşimden tutup od yandı öz pervanem meymum. İtibtir Yusuf'im Ya'kub'a döndüm, evi bir khaneyi ahzane meymum, men o İsa iten günden inan ki bedenden can çıkıp bi cane meymum, men o İsa iten günden inan ki bedenden can çıkıp bi cane meymum. Sevgili seyirciler şimdi edebiyat, Programımız ve bazı edebi, e, bazı belagi mevzularla, sözlerle başlayalım. Bu sözler bu iki safha beri hususunda Allah rahmet etsin Ustad Ali Maruf'un e, kitabından alınmıştır. konuşacak iktibas yani aktarma. Bedî' Kur'an-ı Kerim veyahut hadis-i nebeviyeden alınan bir parça ile sözü tezyin ve manayı teyit etmektir. Yahut da te'kid etmektir o da denil. Yani bedî' san'atından olan iqtibas nereden olacak? ya Kur'an-ı Kerim'den olunur. Bu söze göre ya da Peygamber sallallahu aleyhi ve aleyhi sellemin mübarek hadislerinden ve bazı evliyalarından evliyaların da hadislerinden olur. Yani bu da ben özümden bir katgıdı. İktibas iki dürlüdür. İktibası tam, kamil külli bir iktibas ve iktibası nakıs, noksanlı bir iqtibas. İqtibas tam, diğerler yazır ustada Allah rahmet etsin, şu iktibasta ayet-i kerimenin manası ikmal edilir. Mesela biri şiirinde, iki mısra'ın bir misra'ında bir ayet-i kerimeni getirdi. Mesela Allahu samad. Yahut kul huvallahu ahadır. Bu ayel kerimani Yani ayel kerimani kulli bir şekilde aldı. Mesela ahad almadı. Fe Allahu ahad almadı. Ya kul huvallah almadı. Cüz'i bir şey etmedi. Buna iktibas tam denilir. Merhum Ziya Paşa'nın dediğine göre dediği gibi zalimlere bir gün dedirir kudreti Mevla. Tallahi laqad atharaka Allahu aleyna. Yusuf Aleyhisselam eee Yusuf Aleyhisselam'ın kıssasındaydı ve sure-i mübareke Yusuf suresi. Bir gün Allah Teala'nın kudreti bir gün zalimler koyar desinler, mecbur eder ki desinler. Tallahi laqad atharaka Allahu. Kalu <tallahu> ente le Yusuf. Dallahi aleyna. Burada cümle kamil alınıptır. Ustadın yazdığına göre bu ayet eğer kamil ayeti ise ayet burada başlar, burada bitir. İktibası kamil sayılır. Her neyse bu beytindeki Ustad yazır Allah rahmet eylesin beytindeki iktibası tam gibi. Zira ayanın manası ikmal edilmiştir. Ayet kamil yazılmamışsa Velakin yazılan mesela Atharakallahu aleyna yazmamıştır. Tallahi laqad aleyna kulli bir şekilde yazmış. Yani mana kulli gelir insanı insan için okuyan kimse yahut mutalakki kimse için. Zira ayanın manası ikmal edilmiştir. Ve Şeyh Rıza'nın Sultan عبد الحميد حقا دير السلطان عبد الحميد مدح درك ومدح ياسن ديود. شيخ رضا تاج تخت تا محفوظ الله الصمد بل قل هو الله احد سوره النور الله الصمد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد الله الصمد كلّي بر ايات Tacı tehtin ta abed mehfuzu Allahu samad. Bu misrada e, kulli bir iktibas etmişti merhum Şeyh Rıza. İktibâs-ı tam. Yani mana kamil ve tam bir şekilde ulaşır zihnimize, kulağımıza ve dilimizden değil. Nesiminin Allah rahmet etsin برشا عدن مثلا فضلنا بيل دم يا واحد فردو احد جملة معبود دَائِمَ دائما الله الصمد الله الصمد قوس شندا برد الله الصمد اياسي النار و ايا الكريمه معناني كامل و يدركها أُخُرَمْ بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم آية كامل بشكل ومعنى كامل آخر ذاتن بسم الله الرحمن الرحيم شن صفاتن در صفاتن قل هو الله أحد يعني yani ولارن أرض جاد جملن معبود سنسن دائم الله الصمد فضلنا بالبغلدم يا واحد فرد أحد جملن معبود سنسن دائم الله الصمد o huram zatında Bismillahirrahmanirrahim. Çün sıfatın der sıfatın. Kul huvallahu ahad. Kul huvallahu ahad de. Bir ayel kelime yalguz alınıp ve ma'na tam ulaşır bizim için. İhlas suresi ardı sıra gelen beytlerde tamamıyla işlenmiştir. Görünür. Ustaların yazdığına göre merhum Nesimi Allah rahmet etsin. İhlas surasında, kulhu Allah surasında ayetlerini, beytlerin biri biri ardıca ardı kesilmeden e, işlemiştir, yazmıştır ay suranın ayetlerini. Tam iktibas sayılır bu gibi iktibaslar. Ve huram zatında Bismillahirrahmanirrahim. Çün sıfatındır <laughs> sıfatın kulhu Allahu ahad. Ama iktibasına kıs, nüksanlı iktibas, ne demektir? Geldiyse ayet veya hadis hadis-i bir parça alınıp bir parça alınıp da ikmal edilmemişse iktibas eksik sayılır, noksanlı sayılır. Ahmet Paşa'nın ah, Ahmet Paşa'nın Üstadın Kölçüz'ün gibi ne adı şiiri, ne demiştir ki iktibası nakısa delil olsun. Bi bakadır bu menzile-i ahbab. Dünya ne Tabi bu Ahmet Paşa'nın merhum. Bi bakadır bu menzile-i ahbab. ya ulil albab. İkinci şatrında Ayet-i Kerime'den bir kısmını iktibas eder. Ayet-i Kerime ikmal edilmemiştir. فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون يعني لعلكم تفلحون ألم يَبْتَيْ مرحوم أحمد باشا ندير ببقادر ببقادر بمنزلي, بمنزلي أحباب فاتقوا الله يا أولي الألباب ياخد Ustad Ali'nin özünün şiirlerinde <t> yazır <-tıro> şiirimizden birinde Medhiyan'ın na'atinde, Hz. Ali Aleyhisselam'ın na'atinde. Lahmüke lahmi buyurdu, fakri alem fakri la. alem, fakri la. alem, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Fakri la buyurdu. Ya Ali, lahmuka lahmi, demuka min demi, lahmuka min lahmi vs. ila hadisin sonuna kadar. Burada hadisten bir parça alınır. Fakat lahmuka lahmi alınır. لحمك لحمي بيردو فخر عالم فخر لا إمام علي عليه السلام النعتن دن سيجلن مصرع داكي جبي رزان يعني شيخ رزان بشكل قبر آية الكرسي مدد إنا فتحنا رهبرن يعني آية الكرسي آية الكرسي سلطان سنن مدد جالر وإنا فتحنا دار Sana kılavuz olur. inna fetahna surası. Aynı halde bu başka manalara da işaret edilir ki mesela diyebiliriz Allah tarafından sana verilen fetihler seni kıyada eder, savuk eder. Ee, kılavuz olur senin için. İnna fetahna rahberin. inna fetahna surası da fetih surasının Bismillahirrahmanirrahim. İnna fetahna leke fetham mubina. Ayelerden bir mülahazan ot. Evet. Ayelerden ve hadislerden başka şeylerden alınan sözleri edebiyatçılar iktibas saymazlar. Saymamışlardır. Niye? Ne takir meselen atalar sözü? ve tanınmış şairlerin şiirlerinden alınan parçalara ne diyerler eğer almışlar? diyele tazmin tazmin demişlerdir. Tazmin söz arasında bir şairin şiirinden bir parça veya hud atalar sözünden alınmış bir parça bir örneği işlemek sanatıdır. Tazmin yani bir şairin şiirinden bir yerde bir parça aldın, istimal ettin, iste, işledin onu. Yahut atalar sözünden bir hikmetli bir sözü alıp şiire yahut kitabaya yazıya aldınsa, aldıysan buna tazmin denilir. Sahibine de işaret gerektir. Rahmatlı ustadın yazdığı gibi. Mesela Safiya bu ol gazeldir kim nevai söylemiş. Kangı eflakin senin tek mehr-i alem tabı var. Evvelen Safi öz özünü tazim ederek hitap ediyor. Diyor Safiya yahut başka bir şairdir Safi. Safiya bu o gaz, bu ol gazeldir kim nevai söylemiş. Nevai kimdi? Ali Şir Nevai. Ali Şir Nevai ne demiştir? manası ikinci mısra Ali Şir Nevai'nin de kanğa senin tek mehr alem tabur. Hansi Hansı feleklerin senin gibi dünyanı alemler ışık ışıklandıran bir güneşi vardır. İkinci mısra da budu manası. Mehr alem tab alemi ışıklandıran bir güneş, mehr güneş. Alem tab alemi ışıklandıran Safi ya bu ol gazeldir kim nevai söylemiş nevaiye de işaret edir. Bu merhum şair Ali Şir nevaiye işaret edir. Safi ya bu ol gazeldir kim nevai söylemiş. Kanga lakin senin tek mihr-i alem tabu. Sevgili seyirciler kısa bir aradan sonra sözümüzü bu sözleri yine de devam edeceğim inşallah. Evet sevgili seyirciler, Safi'nin o beytini Ali Şir Nevai'den almış Mısra'a da işaret etmesini konuştuk. Safiye bu ol gazeldir kim Nevai söylemiş. Hansı eflakin senin tek mehre alem tabu var. Dedik, fakihlerden biri Medine'de bu kıssanı konuştuk geçen konuşmalarımız. ki bir kuşbaz meyitin cenazası üzerine gitmedi, teşrih etmedi, namaz kılmadı vs. bu gibi bir şeylerden. Ama esas rüyasında gördü Peygamber sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem Hazreti Zahra gelipti ve Hazreti Zahra, Fatıma Tez Zahra aleyhisselam ona acıklı baktı ve o fakihe yani o alim dine acıklı baktı ve ona dedi bu bizim hatırımız gerek bu kuşbazı da yani olabilsin seyidiymiş kuşbaz. Bu kuşbazın da gerek teşyiğine giderdi, Canazası üstünde hazır olaydı. Bu rüyadı görür. Rüyaya da böyle bir rüyaya da eğer istinad edilse, ah, arkalanıp dayanırsa ve bundan hükm-i şer'i istinbatıya istintaj edilse ve en büyük bir karanlıktu, karanlıkluktu. Yani maalesef en büyük bir zalaletten Allah göstermez. Böyle bir kudu görürsen kim diyor Rabbi gelen peygamberdir. Velev diyorlar hadis var peygamberden yahut bazı avliyalardan men ra'ana fekad ra'ana her kim gördüyse bizi rüyasında yani bizi şeytan şeytan la yetemettelü bina şeytan bizim doğrumuza girebilmez ve bizim doğrumuzda hiçbir rüyaya gidebilmez. Her neyse bu adam o cenazeye hazır olmadığına göre Ala söz dediğine göre peygamberi rüyasında görmüştü. Ve bunu da konuştuk zannederse. Şimdi hatırıma gelir. Ee, Sad Eşraf'ın eşrafin birisinde seyitlerin biri. Hafız, el-Hafız bin Fahad yanına gidiyor. Ee, yoksuluymuş görünür. Şam vakti. Biraz Şam istir ondan. Ama el-Hafız bin Fahad onu diyor. Kavur bir türlü. Yokumdu. Bir şey yokumdu diye. Hiçbir şey vermiyor yarı döndürür onu. Gecesi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem El Hafız bin Fehad'in rüyasına gelir ve ona acıklı bakı yüzünü döndürür özünden. O Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e soru ya Resulallah niye yüzünü döndürdün? Bana bakmırsan yani acıklısan, gazaplısan. Peygamber sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ona buyurur. Sen evladımdan, zürriyetimden birini kapıdan kavdın ona şam vermedin. Şimdi eğer şam vermeyeyim, ister zürriyetinden de peygamberin, ister her hansı bir fakirdi olabilsin bu. İyi bir iş görmüyor. Lakin bu sebebe peygamber gelsin, onun rüyasına gitsin. İddiası budur. Sonradan adam aynı diğerleri yedip tövbe edip o adamdan özür istemiştir, özür dilemiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi öz hayatında beraberliğe davet etmiştir. İnsanlar sevasiye ke esnanil mişt, dişleri gibi hepsi düz düzgün, hepsi birbirinden yüksek, alçak değil. E, la fadla li ala, ala illa takva inna akramakum indallahi etkakum. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kendisi ve kendisinin Kur'an'ı bu gibi beraberliği, musavati Peygamber hayatında tekil edirler. Ama Peygamber vefatından sonra gelsin bazı şeyler desin. Öz evladından bir mucrim, cinayet kimsede, cinayet cinayetkar bir kimsede tafzil etsin ve buyursun bunun, Bunu affelayın, affu edildi bu günahından geçildi. Bunlar akla sığmayan bir hurafatlardandı, bid'atlerdendi, yatripler. Maalesef İslam'ın bazı hüküm şer'ilerini de dekşiple böyle bir yollar. Müslümanlar değiller, e, ee, bir alışkanlık olmuştu Müslümanlarda. Geçmiş kimseleri uykuda görerler ve onlardan ne eşlerler ne derler. Onu tam bir vahiy gibi sayarlar. Onun için yukarıda biri gelir görünür özlerine mesela peygamberdi. Eğer doğrudan peygamber ise, peygamber sallallahu aleyhi ve, aleyhi ve sellem ise. Ve onlara da, o gibi insanlara rüyada bir söz değil. Hatta o söz şer'e muhalif ise bunlar değiller. Hiçbir hüküm şer'i olar bizim için. Tabii makbul bir şeyde değildir. Peygamber öz hayatında başka bir söz desin. Vefatından sonra rüyaları gelsin başka bir muhalif tazar bir söz desin. Akla sığmaz peygamberin Kur'an'ı da var. Kitaplarımızda ve hatiblerimizin dilillerinde bu söze ulaştığı zannımca çok meşhur olmuştu. Aleyhi kubarzu var el bir şakî bedbaht kimse yol kesen onu bunu öldüren taaddi eden zulmeden kimse Kerbela yolunda yatmıştı. Ola yol kesmeye hazırlanmıştı ne kadar yol kesip ne kadar cinayet cürm edip ama Hüseyin ibn Ali aleyhisselamın ziyaretçileri geçir. Bu da yatıptı denildiğine göre, rüyalara göre, bu hurafi söze göre. Yatıptı. Bunun üzerine o kervanlar geçen ziyaretçilerin kervanlarının tozu konur. Bu rüyada görür. İddialarına göre. Rüyada görür kıyamat. Kıyamat kopup. Ve çok kimseleri cehenneme atırlar. Bazı kimseleri cennete fırladırlar. Bu adamı sıra gelince bunun çünkü üzerine yatmış olduğu halde üzerine ziyaretçilerin kervanlarından davarlar qatırlar aya ayaqları altından qalxan toz torpaq kömələrinin biraz bunun üzərinə onun üçün Hüseyn ziyarətçilərinin ayağı altından atları altından qalxan torpaq səbəb olur İmam Hüseyn gəlsin buna şefaat etsin yahud Allah Taala gəlsin bunu afvetsin bu yol bir şeir də uydururlar bu xüsusda bu xərafə hikət söz xususunda إذا رمت النجاة فزر حسينًا لكي تلقى الإله قرير عين فإن النار ليس تمس جسمًا عليه غبار زوار الحسين، عقاد نجاة قرطلوش استلسان قرط المرء استلسان حسين زيارة الإمام حسين عليه السلام تمام من ضاء ثواب بربيك ثواب لكي تلقى الإله قرة عين قرير عين Hatta allah Teala'nın hani, o dünyada allah Teala'nın huzuruna giresen sen de gözlerin aydın. Yani cennet ehli olmuşsun. Ateş ikinci beytinde diyor. İkinci Mısra'ında ne diyor bu şair? Hurafatı nakleden, terviceden şair Fe nar leyse temessü cismen. Ateş o cisme değmez. Hansı bir cisme? Hüseyin ibn Ali'nin ziyaretçilerinin ayakları altından toprak, toz kalkıp o cismin üzerine düşüp o cisme de artık ateş tesir etmez. Hüseyin İbni Ali Aleyh selamullah aleyhüs hayatında yol kesenleri, hırhızları, hırsızları, beytil malı, nehbu selmedenleri muharebe etmek kılıç sıyırdı. Sen gel de yine valla bir milletin nehmu selbeden soyan kimse, soyuşturan kimse gelip Hüseyin İbni Ali'nin Kerbala yolunda yatıp bu onun üzerine toz toprak vurup o toz toprak sebep olur. Bu adam cennete gider Günahlar affır. Hurafi bir sözdür. Bu adamın eğer doğru olsa Allah rahmet etsin şehir mutaharı eğer hakika olsa bu ale, bu adamın üzerinde ne kadar e, ee, var. Cezalandırılsın gerek. Şer'an bu. Ne rüyası ne filanı ne kerbelası. Hüseyin İbni Ali öz hayatında niye kıyam etti? Kalkınmasının hedefi neydi? Kalkınmasından hedef neydi? Hedef o gibi yırtıcıları, yol kesenleri muharebe etsin. Onların aleyhine kılıç sıyırsın. Çünkü Hüseyin'in zamanında Beni Umayya, Yezid İbni Muaviye Heytül malı nehev selbedirdi, Müslümanları ezmişti, ondan sonra türlü türlü fasıklık ve facitlik doldurmuştu. Hilafet kürsülerini, hilafet yerlerini, makamlarını ve çok valiler, mücrim, cinayetkar, adam öldüren vs. Bes, yani Hüseyin ibn Ali'nin yolunda bir türlü bir yatsın o türlü ve cehennem ateşinden halas olsun bir netçe Katreber'in anca toprak sebebine bu hurafi bir sözdü. O türlü bir insanlar tepeten dırnağa mukaddes usullarda gusletseler yine de günahları silinmez. Kur'an-ı Kerim'in mantıkına göre. Ahlam yahud rüya <laughs> yuhu diş diyor. Khususta Hegel'in nereyler bir nazariye. Tabi yani Hegel'in nazariyası budur ki, fikri beşeri, beşerlerin fikri her zaman genel bir şekilde tatavur etmekte. İlerlemek, terakki etmektedir. Bu terakki genellikle olar. Ama bir müddetten sonra bu fikirlerin, bu düşüncelerin nakizi tazadıda çıkar özbe özünden, her bir şeyin özünden bir tazadı çıkar özünden. Ondan sonra bu iki tazadın, tanakuzun, iki mutanakız ya mutazat fikrelerin, düşüncelerin ortasından orta bir fikre çıkar. Ona da çok ehtimad olun olabilir. Ama aynı halda, vesaire bu türlü gelir bu zincir halkaları O orta, orta bir fikreden, düşüncelerden de başka tazadlar, tenakudlar çıkar. Habele gider, onun için diyalektik dediler bunu. Yani geçmiş zamanlarda, geçen konularda da konuştuk, geçmiş zamanlarda yuhuya ahlama, ahlama yani hulumun cem'ili bilirsiniz. Rüyalara, yuhulara karşı, yuhular hakkında ne denilmişti? kadimkiler demişlerdir. Bade Aristotalist'i istisna ol bu şeylerden. Çoğu diyerdi. Hepsi bu ruhi bir meseledi. İnsan rüya görür, hulum görür, diş düş görür, yattığı aslında da, yatmış olduğu aslında da ruh ondan ayrılır. Bir atıver insanın bedeni var, ruhu var, beden kalır öz yerinde, ruh gelir başka alemlere. O yanı dolanır ve onun için mesele ruh meselesidir fakat. Ve ruh meselesi olunca vahiyden bir parçadı bu. Ruh gelir, vahiy getirir, ilahi bir vahiy getirir. O yani yani. Onun için müfekkirler o zaman ne dediler? Dediler, e, hulumlar, rüyalar, sadece ruhi meseladi. Maddi mesela, karşı. Onlardan sonra gelen müteceddidler diye bunları Bunların aksini konuştular. Sen tecrid ettiler. Her bir kutsiyeden yuhuları, rüyaları. Yani derler hiçbir mukaddeslığı yoktu yuhunun rüyanın. Diş görme, hiçbir mukaddeslığı yoktu. Maddi bir mesele. Mesela Meselen bazı geldi dedi. Ee, insanın hissiyatı Beden azaların hissiyatı özü, iğaz veren sebep olarak bir türlü hukuklar görsün. Bu bir misal. Ee, görünür, affedersiniz sevgili seyirciler, bu misalı gelen halakaya, gelen konumuza bırakacağız inşallah. Bir daha sizinle buluşmak umidiyle hepinizi Allah'a ısmarlarım. Sağlıkla kalın.